Los Angeles Çağdaş Sanat Müzesi'ndeyiz. Magritte'in 1929 tarihli İmgelerin İhaneti adlı eserine bakıyoruz. Nepazym pip. Yani bu bir pipo değildir. Komik bir resim. Ve aslında bir piponun çok gerçekçi bir gösterimi. Magritte çok güzel sıradan bir illüstrasyon yapmış. Tarzı çok hoş. Sanki hani kataloglar olur ya resimlerin altında ne oldukları yazar öyle gibi. Ya da çocukların dil öğrenmek için kullandıkları resimli kartlar gibi. Altında da pipo yazardı örneğin. Ama burada pipo demiyor. Bu bir pipo değildir yazıyor. Tabii ki haklı. Bu bir pipo değil. Bu bir pipo resmi. Yani aslında bir pipo. Otorite nerede? Bu illüstrasyondaki görselin gerçekliğine inanıyor muyuz yoksa alttaki yazıya mı inanıyoruz bu bir pipo değildir e mi hangisi daha güçlü nesnenin gösterimi mi yoksa altında bunu reddeden yazı mı birçok insan okuduklarına inanır yazının ve dilin bir otoritesi vardır bu resim görsel ve yazı arasındaki kargaşayı eşitliyor gibi Pipo'nun harika bir temsilini görüyoruz ama yazı bunu reddediyor. Bu iki otorite çakışıyor. Burada sunumun kendisi ve sunumun reddedilişi arasında inanılmaz bir gerginlik var. Tabii Pipo kelimesi de aslında Pipo'nun kendisine göre soyut bir kavram olarak kalıyor. Yani Pipo'nun temsili iki katmanlı. Öncelikle Pipo'nun resim olarak temsil edilişi var ve sonra da kelime ile temsil edilişi ve aslında İkisi de pipo değil. <laughs> Aslında ikisi de pipoyu temsil etmenin yolları. Ya da başkasının ağzında piponun ne olduğu. Siz de düşünün bir bakalım. Bu bir pipo mu yoksa değil mi? Resme mi inanacaksınız, yazıya mı? Magritte bunu algımızın otoritesine meydan okumak amacıyla yapmış. Oyuncu bir havası var. Ayrıca Batı sanatının illüzyonist tarihine de meydan okuyor ve bunu yaparken sahte doğallığı kullanıyor. Kendi farkında olan, doğallığı ve gerçek nesneyi aşan bir doğallıkla mükemmel bir şekilde çizilip boyanmış bir pipo ve mükemmel bir şekilde yazılmış yazı. Metin çocuklar için yazılmış metinler gibi didaktik bir metin. Amacı bir şey öğretmek ve otorite kaynağı olmak. Bu resimde dilin ve temsilin otoritesine karşı gelme var diyebiliriz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu bir pipa mı? Pipo değilse nedir?